Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün minik prenseslerimiz için çok kolay ve çok cici bir etek çalışması yapacağız. Eteğimizde kalan iplerimizi değerlendirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl renkleri tercih ettim. Ana rengim olarak koyu nefti yeşilimi tercih ettim. Sizler evde kalan iplerin en fazlasını bel lastiği olarak ayırıp yine aralarına değişik renkleri kombin ederek bu güzel eteğimizi çalışabilirsiniz. Yaş olarak 0-1 yaş arası için uygun bir ölçü. Daha büyük çocuklarımız için de aynı şekilde örebilirsiniz. Yapmamız gereken tek farklı işlem bel lastiğini birazcık daha öreceğimiz yaş grubuna göre daha büyük örmek. Geri kalan bütün bölümlerini aynı şekilde örerek tamamlayabiliriz. Daha da uzatabilirsiniz farklı renklerle daha büyük yaşlar için. Şimdi ölçümüze bakmak istiyorum. Bel kısmına tutuyorum. Uç kısmında 24 santim olduğunu görüyorum. Bakınız 24 santim eteğimizin uzunluğu. Ben 3 e, numaralı tığımı kullanarak bu çalışmayı yaptım. Daha ince tığlarda dilerseniz kullanabilirsiniz. E, iplerinize uygun tığları tercih ederseniz hem örgünüz hem siz gayet rahat edersiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel prenseslerimizin eteğine başlayalım. Kolay gelsin. Lastiğimiz için zincirimizi çekiyoruz. Bir tane düğümümü atıyorum, sıkıştırıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane zincirimi çektim. Elimi tutuyorum, 8. Inceye, üzerine 1, 2 tane daha çekiyorum. Yani toplamda 10 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum, elimi tuttuğum yere geliyorum, batıyorum, tek seferde çekiyorum. Tek seferde. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. İpimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar doluyorum. Sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Çekiyorum. Sıradaki zincire bakın. Hiç e, atlamıyoruz. Her birini birer birer örerek ilerliyoruz. Giriyorum. Şöyle. En son zincirime de batıyorum. Ve birinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzanımız oldu. Şimdi ikinci sıraya başlayalım. Bir zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batacağım. Ama bakın şurada bir tane zincirimi çektiğim yer. Şu elimi tuttuğum yerde şöyle ayırmak istiyorum. şurası bir zincirimizin çekti bir zincirimizin olduğu yer ve hemen yanı e, trabzanımızın üzeri buradaki trabzanımızın dış taraftaki Şuradaki bölümünü örüyoruz şu dış kısmını Hepsinin dıştaki bölümlerini alarak öreceğiz bu tarafı kullanacağız hep dıştan girerek ilerleyeceğiz ve e, lastik görünümünü kazanacağız giriyorum bakın dıştan hemen dibine alıyorum tek seferde kapatıyorum tekrar giriyorum dıştan alıyorum tek seferde çekiyorum alıyorum dıştan giriyorum ve kapatıyorum dıştaki trabzanımı kapatıyorum Bütün trabzanlarımın, bakın, üstten diğer taraftan aldım. Trabzanımı örüyorum. Şimdi son trabzanımızdayız. Bakın, şurada kalan bölümümüzü unutmuyoruz. Giriyorum, alıyorum ve tek seferde kapatıyorum. En son aldım. Hemen bu yönde bir zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Şu bir zincirimizde. Bakın şurası bir zincir. Hemen trabzan üzerinden girerek batıyorum. Yine dış taraftan alıyoruz. Dış kanattan örerek bel lastiğimizi tamamlıyoruz. Hiç uzat, hiç farklı işlem yapmayacağız. Hep dış kanattan hangi yaş grubu için örüyor isek o bele uygun olana kadar hem ön yüzden hem arka yüzden dış kanattan alarak örüyoruz. En sona geldiğimiz zaman bakın şuradan giriyorum ve örüyorum. Bir tane zincirimi çekip çeviriyorum. Bakın şuradaki kabartıların üzerine modelimizi uygulayacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Dış kanattan alalım. Yeteri kadar lastiğimi ördüm. Şimdi mezurumu lastiğimin üzerine tutuyorum. 1 santimden şöyle kenara doğru çekiyorum. Bakın sadece mezurumla birlikte ikisine de bastırarak çekiyorum. 48 santim uzunluğu örmeye başlayalım. Yine yeşil rengimle devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki Düz örgü görüntüsünde olan örgümün üzerine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer düz örgümün üzerine batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 3 tane zincir diğer düzün üzerine. Şöyle gördüğümüz düz örgülerin üzerine batarak minik yuvalarımızı hazırlıyoruz. 1 2 3 tekrar tepesine batıyorum. 1 2 3 batıyorum düz örgünün üzerine araya batmıyorum üçer zincir çekelim ve arada görmüş olduğumuz e, şuradaki kabartılı olan örgümüzün üzerine batalım ve sona kadar ilerleyelim üçer zincirlerimi batarak geldim bakın düz örgülerimin bulunduğu noktaya battım ve ilk lastikten sonraki eteğimizin alt kısmı için geçişimizi sağladık. Tekrar 3 tane zincirimi çektim. En son şuradaki boşluğa batıyorum. En kenara. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle 4-5 santim kadar uzaktan kesiyorum. Ve bırakıyorum. Şöyle ipimizi biraz uzunca kestik. Şimdi örgümüzün başına geçiyoruz ve düz yönünden örmeye devam ediyorum. daha canlı yeşilimle devam ediyorum bir tane zincir çektim ilk yuva içerisine giriyorum şuradaki ilk yuvamın ve başlıyorum 1 2 3 4 5 tığımın başını dolayarak aynı yuvaya giriyorum ve ikili trabzan örüyorum iki defa da çekiyorum 1 2 beş tane zincir bir defa dolayıp iki da çektim. Tığımın başını doluyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. ipimi yine alttan gizliyorum. Bir trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 2 defa da çekiyorum. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere giriyorum. 1 ve 2 beylerimi örüyorum. Aralarında sadece bir zincir var. Trabzanım, bir zincirim, tekrar trabzan. Bir zincir aynı noktaya tekrar batıyorum. Diğer yuvaya geçerken zincir çekmiyoruz. Direkt trabzanla geçiyorum. Kendi içerisinde bir zinciri çekiyorum ve aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Hazırlamış olduğumuz üçer zincirli zeminin içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Her iki trabzan grubu arasında yani şöyle geçişlerde arada zincir yok. Sadece kendi içerisinde bir tane zincirimiz var. Bitiş yönüne doğru trabzanlarımızı arasına birer zincir çekerek devam ettim. Ve en son yuvamızın bulunduğu yere geldim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı arasına bir zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekiyorum yine aşağıda kesmiş olduğumuz uzunlukta hemen hemen şöyle bakınız aynı eşitleyerek 5 santim kadar ipimi kesiyorum ve tığımdan ayırıyorum tekrar örgümüzün başına geçiyoruz yine lastiğimi ördüğüm rengi alıyorum bir zincirimi çekiyorum düğümümü attım yuva içerisine giriyorum 5 zincir çekmiştik başlangıçta giriyorum sabitliyorum 1 2 3 zincir yuva arasındaki boşluğun içerisine geliyorum ve batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum Diğer boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Diğer boşluğa batıyorum. Bakın V'lerin içine girmiyoruz. Yanlarına giriyoruz. 1, 2, 3. Her iki V arasına giriyorum. 1, 2, 3. V'mizin içine değil araya. 1, 2 ve 3. Araya. 2, 3 üç. araya. Üçer zincir çekelim B'lerin ara noktalarına batarak örmeye devam edelim. Zincirlerimizi çekerek yeni yuvalarımızı hazırladık. Bir sıraman sonuna geldim. Son 2 tane grubum kaldı 3 zincirimi çektim batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Son trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekip yine ipimi diğerleriyle eşit olacak şekilde kesiyorum. Şöyle göz kararı kesebilirsiniz. Ve ipimi buradan yani tığımı buradan kurtarıyorum. Birinci rengimizi kullandık. Yeni zeminimizi hazırladık. Şimdi ikinci rengimizi örmeye başlayalım. Tekrar örgümüzün başına geçeceğiz. Kırmızımla başlamak istiyorum. Düz yöndeyiz. Hep düz yönden örüyoruz. Diğer yönde ise ipimizi uzun bir şekilde koparıyoruz. Kırmızı rengimi bağladım. Yeni yuva içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle altına alıp gizliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yeni yuva içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer yuvaya geçerken arada zincirimi çekmiyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir tane trabzan. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Her yuvaya aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Bir zincir. Tekrar ikinci trabzanlarıyla tamamlıyoruz. Kırmızı sıramızı da örerek devam ettim. En son yuvamdayım. Tığımın tamam başını doluyorum. Bir tane trabzan, bir zincir. Bir trabzanımı örüyorum. Yine bir zincirimi çekiyorum. İpimi aşağıdaki iplere eşit olacak şekilde kesiyorum ve tığımı buradan ayırıyorum. Tekrar yeşil rengimle yeni zeminimi hazırlamak için sıramın başına geçiyorum. Bir tane zincir çekip yine düğümümü atıyorum. Başlangıçtaki yere geliyorum. İlk yuva içerisine. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Burada artışlara başladık. Bel kısmının lastikten sonra birden artma yapmadık yavaş yavaş çok açılmış bir etek çalışması istemediğimiz için birimizden sonra iki sıra iki rengimize bakınız. Üçer zincirle ördük. Şimdi yavaşça bir açılma istiyoruz. Aşağı doğru genişleme istediğimiz için 4 tane zincirimi çektim ve yine araya batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir diğer araya batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 ve arasına girerek batıyorum. 1, 2, 3 ve 4 araya batıyorum. 1, 2, 3, 4. İlk artışımıza bu sıramızdan itibaren başlıyoruz. Dört zincirimi çekiyorum, sondaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Tığımı çıkarıp yeni rengim için örgümün düz yanına geçiyorum. Şimdi yeni renk seçelim. Bu sıramızda mavi rengimiz örelim. Bir tane zincirimi çekiyorum düğümü atıyorum. İlk başlangıç yuvasına giriyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak batıyorum 1 ve 2. 2 defa da aldım. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir ve iki iki zincir çekiyorum bakın kırmızımızda yeşilimizde bir zincir çekmiştik bu sıramızda iki tane zincirimizi çekiyor şuradan ipimi hemen kesiyorum bu tarafta ip istemiyoruz kalanları da gizleyeceğiz İki zincire çıktık burada altta da dört tane zincir çekmiştik bir trabzan bir ve iki zincir atıyorum bir ve iki zincir bir iki bir iki zincir çektim trabzan arası zincirlerimizi bu sıramızda artırdık bir trabzan iki zincir bir trabzan Mavi rengimizi sıramızda tamamladık. Şimdi yapacağımız e, sırada yine lastiğimizi ördüğümüz yeşil rengimizde 4 zincir çekip zeminimizi hazırlayalım ve üzerine 2 tane trabzan 2 zincirle örelim. Eteğimizi bu şekilde biraz büyütelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. İşlemlerimiz gördüğünüz gibi hep aynı şekilde devam ediyor. İpimi kurtarıyorum. Tekrar zeminimizi dörder zincirden hazırlayıp üzerine uygun renklerle örelim. 1, 2, üç, dört, beş. Beş sıra rengimizi ördük. Arasında yeşilimizle zeminimizi hazırladık. Şimdi sadece zincirlerle artışımızı yapmıştık buraya kadar. Dört tane zincir yapmıştık yeşilimizle. Burada ise Yeni artış yapacağız. Eteğimizin biraz daha çan şeklinde açılabilmesini sağlamak için zincirlerimizin arasına bir tane daha fazla V'miz için yer hazırlayacağız. 1 aynı şekilde başladım bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane 4 zincirimi çektim. Aynı şekilde yerleştirdim. Yeni 4 tane zincirimi çektim. Artışımı yapıyorum bakınız. Bu kez tam ortasına giriyorum. Burada bir tane artmış oluyorum. Yine bu işlemden sonra 8 tane örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 Batıyorum. Hemen buraya bakınız. Burayı atlamıyorum. Lütfen buraya dikkat edelim. Arttığımız için sadece içine bir tane battık. Yine dış kenarına yani her iki V'mizin arasındayız. 1 2 3 4 ikinciyi ördüm. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 8 defa bu işlemi yapacağız. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 Sayıyorum. Şuradan itibaren sayıyorum bakınız. 1. Hemen ortaya batımın yanından itibaren 1. 2 3 4 5 6 7 8 Tam 8 defa ördüm. Yine aynı düzeni üzerine. Şimdi artışımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Ortaya batıyorum. Tekrar 1 2 3 4. Bu artışımız oldu. Kenara batıyorum. Bununla birlikte 1 ve 8 defa örüyorum. 2 3 Artışımızdan sonra örmeye devam ettim. Bakınız ortaya batmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 tane zincirimi çektim ve 3. artışımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, hemen batıyorum. Hemen bakınız. 1, 2, 3, 4, Yine 8 defa ördüm sayıyorum bakınız tam ortadakinden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ve 4 ortaya batıyorum 1 2 3 4 kenara batıyorum yani yanına 1 2 3 4 en son trabzanın üzeri batıyorum bir zincirimi çekip ipimi biraz uzun kesiyorum ve bu şekilde eteğimizin daha fazla açılmasını sağlayacağız toplamda 4 tane artışımız yaptık 1 2, 3 ve 4. Şimdi hangi renk istiyor isek yine onunla devam edelim. Mavimi kullanmak istiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Arasında yine iki tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 çeviriyorum. 1, 2 yuvaya giriyorum. 1-2 1-2 1-2 Artık epeyce bir artış yapmamıza gerek yok. Eğer ee, çok uzun yapacaksak eteğimizi o zaman yeni artmaları yapabiliriz. Ama öreceğimiz boyut için fazla artışa gerek yok. Bu yeterli. Eteğimizi bununla bitirebiliriz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı örüyorum. Artış yaptım, yere geldim. Batıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Diğerine batıyorum. Evet bu şekilde örerek devam edelim. Artışlarımızı şu şekilde ördüm. Mavi rengimizi de tamamladım ve diğer uçtan yeşil rengimle başladım. Hiç farklı işlem yapmadan artık bir yeşilimizi bir dilediğimiz rengimizi örerek sıramızı tamamlayacağız. Ve biraz uzun keseceğiz sıra sonunda. Hep düz yönden örmeye devam edelim. Eteğimizi renklerimizi değiştirerek örmeye devam ettim. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tam 10. sıradayım. Bakın şöyle fark ettiğimiz gibi biraz da genişlik oldu. Artık eteğimizi hemen hemen bitirmek üzereyiz. Ve eteğimizin iyice açılmasını istiyoruz. Dardan şöyle birazcık daha geniş olmasını istiyorum. Ve burada buraya kadar 2 tane çekmiş olduğum zincirimi bu sıramızda 3 tane çekiyorum. Bakın trabzanımı ördüm. 1-2-3 atıyorum sadece bir zincir hepsinde fazlalaştırdım bu sıra için yeşilimde buraya kadar 2 zincir çekmiştim 1 2 3 1 2 3 bir tane zincirim çekiyorum ipimi yine biraz uzun tutarak kesiyorum tığımı buradan çekiyorum yine e, yeşil şuradaki zincirden oluşan bölümlerimizde artış yapmıyorum dörder dörder zincirlerimi çekiyorum dörder dörder bakın ilerliyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 tamamen kendi göz kararınıza göre fazlalaştırabilirsiniz daha açık istiyorsanız daha önceden 3 zincirimizi çekerek ya da artışlarımızı aralarda dağıtarak da yapabilirsiniz. 1 2 3 ve 4 batıyorum. Bir tane zincirimi çekip yine ipimi biraz uzaktan kesiyorum. Eteğim istediğim uzunluğa geldi. Şimdi uç kısmının tığlamasını çalışalım ama ondan önce santim olarak bakalım şöyle maviden diğer uç noktaya kadar yani belimizin bulunduğu yere 22 santim şimdi kenar tığlamasına çalışmak istiyorum sizler de dilediğiniz renklerle böyle cıvıl cıvıl güzel bir etek çalışması yapabilirsiniz çok da kolay bakın gayet de şık olacak yine eteğimizin ön taraftan başlıyoruz yani ön yüzden diğer tarafa doğru ilerliyoruz yeşilimizi örmedim bir tane zincir çekerek kırmızı renkle alt kısmını tığlamaya başlayalım yeşil rengimi örmedim direkt mavimin üzerine çalışıyorum girip bir tane sık iğne ile buraya battım 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum bir sonraki her iki trabzan arasına giriyorum bir sık iğne 1 2 3 aynı yere gelerek batıyorum bir sonraki V'nin içerisine giriyorum. Bir sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Tekrar her iki V'nin arasına alttan giriyorum. 1 2 3 3 zincirimi çekip buraya batıyorum. V'nin içerisine giriyorum. 1 2 3 batıyorum. 3'er tane zincir çekip güzel güzel son kirpiklerimizi oluşturuyoruz araya giriyorum önce sık iğne 1 2 3 arkasından 3 tane zincir araya giriyorum 1 2 3 batıyorum araya giriyorum sık iğne ile 1 2 3 sonra 3 tane zincir batmış olduğumuz yeri Tekrar giriyoruz. Araya giriyorum. 1-2-3 1-2-3 Sona kadar 3'er zincir çekerek hem V'lerimizin içerisine hem de aramıza örerek ilerleyelim. Eteğimizin kenar tığlamalarını çalıştıktan sonra şuradaki iplerimizin karşılığına gelen renklerle yine iplerime bağlayarak biraz daha saçaklı olmasını sağladım. Şurada bir tane bordomuzu sizlerle birlikte bağlamak istiyorum. Ee, i̇ki tane düğmemi diktim. Yukarıya dilerseniz şu kısma da bir tane düğme çalışabilirsiniz. Şöyle bakınız göstermek istiyorum eteğimiz içte kalan kısmı Öyle de bırakabilirsiniz. Nasıl isterseniz ya da hafifçe isterseniz dik edebilirsiniz. Şöyle bu şu kısma kadar. Nasıl rahat ederseniz. iki tane düğmemi diktim. İp olan kısma ilik çalışması yapacağız. Bir tanesinin iliğini ben çalıştım. Şimdi diğer iliğimizi de sizlerle birlikte hemen çalışalım. Düğmemi attım. Tam düğmemin karşılığına gelen bölüme giriyorum sadece zincirle basitlik çalışması yapıyorum. Sabitleniyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekip hemen yanındaki, bakın aynı yeri değil, yanına batıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve arkada görünen iplerimi şöyle uzaktan alıyorum tarafa doğru geçiriyorum ilimden uzaklaştırıyorum iç kısımdan burada ipimi aldım şöyle uzattım tam ortalayarak kestim ve diğer ucunda kestim. diyorum ikisini tam ortalıyorum. Tam ortaladıktan sonra alttan giriyorum. Elimle tuttuğum kısmı aralarından geçiriyorum ve çekiyorum. Bu şekilde istediğiniz sıklıkta çalışabilirsiniz. Yine bir tane daha çalışalım yukarısı için. Uzun olanları sonrasında eşitlerseniz Kesiyorum. Bunu da ortalıyorum. Alttan giriyorum. Ucunu içinden geçiriyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bütün aşamalarıyla eteğimizi tamamladık. Öyle çok şirin, cici bir çalışma oldu. Örmesi de gayet kolay. Dilediğiniz yaşlar için ayarlayarak örebilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.